Arkadaşlar merhabalar. Üçgenler genel tekrar testi çözeceğim size. E, mümkün olduğunca üçgenler çözmek istiyorum. Çünkü bütün işin temeli üçgenler. Zaten dörtgenler için tekrar niteliğinde bir üçgenler testi çözmüştüm yazın. İki tane video halinde gerçekten güzel sorulardır. Duruyor. Üçgenler yeni nesil sorular çözdüm. Hepsinden arkadaşlar. Açılardan ta benzerliğin sonuna kadar yeni nesil sorular çözdüm. Ben ama yeni nesil açıkçası geometride bazen aldatıcı oluyor. Öğrenciler ÖSYM'nin sorduğu soruların aslında ne kadar güzel olduğunu, yeni nesil olsa da tamamen normal sıradan yorumları çok iyi kullanması gerektiğini gözden kaçırıyorlar. Kitaplar da bazen çok abarttığı için yeni nesil soru olmazsa olmaz gibi bir algı oluyor. Hayır, biz standart geometriyi çok iyi öğrenmeliyiz ki karşımıza ne gelirse gelsin her soruyu yapabilmeliyiz arkadaşlar. Bu testlerin hedefi de bu. Klasik bir tekrar yapacağız. Kesinlikle yeni nesil soru koymadım. Çünkü dediğim gibi zaten yeni nesilleri çözdüm. Böylece artık yeni nesil gelecek mi demeye de gerek kalmaz. Katlama, kesme falan her şey tamam. Ben takviye yapıyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten arkadaşlar bir geometri problemi var. Bunu birlikte mümkün olduğunca aşmaya çalışmamız lazım. Geometri sıkıntınız varsa erteleyemezsiniz. Düzenli geometri çözmek zorundasınız. Geometrim aşırı berbat. Diyen arkadaşlar hiç yapamıyorum diyenler için zaten söylüyorum. Onlar arkadaşlar normal antrenmanlarla falan başlamak zorunda. Ama biz yapıyoruz hocam işte siz anlatınca anlıyoruz ama bir türlü e, kendimiz harekete geçemiyoruz diyen arkadaşlar için ben mümkün olunca çalışma yapıyorum. Çünkü aşırı derecede basite giremem. O arkadaşlar biraz beni aşıyor. Kendiniz oturup çalışmanız lazım ve hatta belki takviye almak gerekiyor. Çünkü o kadar e, basit için saatlerce vakti. Ancak yazın harcayabiliriz ya da siz normal kendi çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ben belli bir düzeyden alıyorum. Standart dememin sebebi o yüzden o. Standarttan alıyorum. Zirveye çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Bundan sonra top sizde arkadaşlar. Şimdi ilk soruda da e, ben böyle konuşurken bile dikkatinizi çekmiştir. Standart yorumlara dikkat edeceğiz. E, ve cümlelerime lütfen dikkat edin arkadaşlar. Beni taklit ederek çözmeye çalışırsanız geometride bir süre sonra kendinizce yöntemleri geliştirip başarılı olacağınızı düşünüyorum. Geometride yapılan en büyük hata kendince kafandan uydurup bir şeyler denemeye çalışmak. Hayır. Beklentimiz şu. Var olan kuralları, öğretilen şeyleri uygulamak arkadaşlar. O yüzden bu soruda hemen başlayalım. Açı ortay. Yükseklikse arkadaşlar ben bu soruda hemen şekli ikizkenar üçgene tamamlarım. Çünkü açı ortay ve yükseklik nerede var? İkizkenar üçgen de var aynı doğru olduğu. O zaman aynı zamanda şöyle bir P noktası dersek PE eşittir EC olur. Böylece APC üçgeni ikizkenar olur. Yükseklik açı ortay kenar ortay özelliği. En düz özellikleri kullandıracağım size. Böylece AP -E 6 olur. PB'ye 4 kalır. Orta tabandan arkadaşlar D -E X, 2 olur. Bakın ilk soruyu hemen kolayca hallettik. Gelelim ikinci soruya. Benim çok önemsediğim bir şey var. Paralelliklerde arkadaşlar. Paralel ve açı ortay verildiğinde z'den dolayı ikiz kenar üçgen gelir. Dolayısıyla açı ortay var burada. Neden? İç teğet çemberin merkezi nedir? Açı ortayların kesim noktası. O zaman BE'yi, BE'yi birleştirsek şöyle bir açı ortay. Z'den dolayı bunlar birbirine eşit. Yine arkadaşlar açıortay Z'den dolayı IE ile EC birbirine eşit. DI 2 ise DB de 2. IE 5 ise EC de 5. Şimdi ne yapacağız peki arkadaşlar? Artık standart temel e, paralellik verildiği için benzerlik küçük parçanın tamamına oranı eşittir tabanların oranı. Olay bu. 7x artı 35 eşittir 12x. 35 eşittir 5x. x buradan 7 geldi. Rahat sorular merak etmeyin. O yüzden diyorum önce siz çözün sonra çözemezseniz benden izleyin. d kare. ABF doğrusal DE eşittir EC. AEF'de 90 verilmiş. Şimdi kare sorusu hiç merak etmeyin. kareyle ile falan böyle neyini çözeceğiz karenin sadece. Karşılık kenarlar bütün kenarlar birbirine eşittir. Bu mevzu. Bundan sonra olay ne? Dikten dik indiği için öklit. Bak burası 4. Şöyle bir t dersek et 8. Çünkü karenin kenarları birbirine eşit. Burası da 4. Öklit neydi? 64 eşittir. 4 çarpı 4 artı x arkadaşlar. Böylece x de buradan 16 olması için 12 geldi. Şimdi gelelim bu soruya. DE e, F'nin iki katı verilmiş. Bakalım şuraya A diyeyim. Buraya da böyle bir A diyeyim. Sonra arkadaşlar paralellikten dolayı hemen neyi görmeliyiz? Kelebek benzerliği. 2'nin 6'yı oranı A'nın 3 a oranı diyebiliriz. Bundan sonra artık ne yapacağız? Şimdi temel düzgün üçgenimize dikkat edersek DF, BC. Bak burada da A'ya 3A. A'nın 3A'yı oranı 1 bölü 3. Bu ne demek? AF'ye K dersen kenarın tamamı 3K demektir. Haliyle arkadaşlar AFK ise buraya da 2K kalır. 2K8 ise K'da 4 oldu. Şimdi bakalım bu soruya. İlk gözünüze ne çarpmalı bu soruda? Bir bakın bakayım. İlk gözümüze arkadaşlar muhteşem üçlünün olduğu tek üçgen dik üçgendir. Bu şekilde parçalar birbirine eşitse ben bunu birleştirmeliyim ve dik üçgeni görmeliyim. Haliyle artık alan ABC için bir tek yüksekliği bilmiyorum. 10 çarpı h bölü 2 diyeceğim. H'ı da nereden bulacağız? Pisagor çünkü artık E'yi 90 buldum muhteşem üçten dolayı. H kare artı 36 eşittir 81. H kare 45. H arkadaşlar 3 kök 5 oldu. Bizden alan ABC yerine yazarsak artık 10 çarpı 3 kök 5 bölü 2 yani 15 kök 5 arkadaşlar. Bunu da güzel bir şekilde halletmiş oluyoruz. Şimdi ABC bir üçgen. Evet güzel. Sonra iki tane alakasız yerdeki açılar birbirine eşit verilmiş. İkiz kenar bir üçgen. Alan ADE nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada size şunu söylemek istiyorum. Normalde ikiz kenar bir üçgende taban verildiğinde tabana dikindiririz. Şöyle alfa alfa. Buraya da beta diyelim. Buraya da beta diyelim. Şimdi e, bazı ezberlere evet yapıyoruz. Tamam ikiz kenar üçgende tabanı gördüğünde dikindir diyoruz. Ancak bu arkadaşlar işinize bu soruda yaramayacak. Zaten benden önce çözmüş olmanız lazım. Çözdüğünüzde tabana dikindirmenin işe yaramadığını görürsünüz. E hani öyleydi? Tamam öyle ama bir de neyi kullanıyoruz? İkiz kenar bir üçgende tabana dikindirdin işine yaramıyorsa ikizkenar kenar üçgenin taban açılarını kullan. Alfa alfa de. Böylece buraya da beta beta diyelim. Bakın şimdi. Alfanın tamamlayanı 180 eksi alfa. Alfanın tamamlayanı 180 eksi alfa. Ne oldu arkadaşlar? İki açısı eşit üçgenin fark ettiniz mi? 180 eksi alfa beta. Şuraya teta desek. 180 eksi alfa beta. O zaman mecburen C açısı da teta olur. Sıralı yazmıyorum sadece üçgenleri yazacağım. ABD üçgeni ile AEC üçgeni benzer oldu. Artık Şuraya x diyelim. Buraya da x diyelim. Solda beta'nın karşısı x. Sağda beta'nın karşısı 9. Sağda şey solda e, nerenin karşısı diyelim. Teta'nın karşısı 4. Sağda teta'nın karşısı x. Böylece içler dışlar çarpımı x kare 36. x 6 geldi arkadaşlar. Eşkenar bir üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Haliyle cevap 9 kök 3 olur temel bilgileri, temel yorumları mümkün olunca dediğim gibi kullanmaya çalışacağım. Şimdi böylece burayı da halletmiş olduk. Şöyle bir düzelteyim. Standart bakın bizi çok zorlamayacak ama konu tekrarı yapacağımız varsa eksiğimiz onlara gidebileceğimiz sorular. Şimdi bu soru arkadaşlar aslında tam ÖSYM'nin yaptığı gibi bir hata yapmışım. Ee, soruda arkadaşlar sorunun iki çözümü oluyor arkadaşlar. İkisi de birbirinden başka ve ondan sonra da zaten soru hatalı olmuş oluyor. O yüzden bunu bence çözmeyelim. Durduk yere kafada karıştırmayalım şimdi. Herkes farklı bir yerden çözecek sonra olmayacak. Aynen 2018 yılında ÖSYM'nin yaptığı gibi bir hata yapmışız. Şimdi 8. soruya geldiğimiz zaman ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin özelliği nedir? Kenar ortayı ikiye bir oranında böler. 1. Kenar ortayların kesim noktasıdır. 2. Bir de arkadaşlar şimdi siz düşündünüz ve yapamadıysanız söyleyeyim. Ağırlık merkezi üçgenin alanını böyle 3 eşit parçaya böler. Dolayısıyla bu soruda ben uzunluk yorumu yapmayacağım aslında. Alan yorumu yapacağım. Dikkat. Şöyle birleştiriyorum. Bu üçgenin alanı 12 çarpı 16 bölü 2'den sadeleştirirsek ee, 6 çarpı 16 yani 96. O zaman 96 eşittir 3S, S eşittir 32. Buraya S, buraya S dersem burası da S'tir. Mavi ile taraladığım bölge ve burası 32. A, G, C arkadaşlar 32 eşittir. Şimdi G, D'ye X diyorum. X çarpı 12, 16, 20'den hipotenüsü 20. X çarpı 20 bölü 2. X buradan 3.2 geldi. Bakın böyle güzel bir soru aslında benden tabana ait yüksekliği istiyor alanların üç eşit parçaya bölünmesinden yararlanarak. Çok klasik bir soru modeli ama her şeye hakim olalım çünkü bunlar çok enteresan şekilde ta çemberde falan karşımıza gelecek. Şimdi bir kere bu eşit açılar bizim için şöyle önemli. Alfa alfa şuraya da beta dersem arkadaşlar alfa beta bakın şimdi şu f açısı teta olsun alfa beta şu teta olsun. Haliyle arkadaşlar burada şöyle bir durum olacak. Şimdi ABC üçgeni de alfa beta teta. FBD üçgeni de alfa beta teta. O zaman bu üçgenler benzer. Alfanın gördüğü FBD'de 4. Alfanın gördüğü ABC'de 2 benzerlik oranı 2 oldu. Demek ki teta'nın gördüğü ABC'de 5. Teta'nın gördüğü FBD'de x artı 2. Demek ki x Buradan 8'miş arkadaşlar. Evet gelelim buraya. AB diktir BC, AE diktir BD, BD diktir DC şeklinde bu diklikleri göstermiş işte. AB BC'ye eşit, ED 2, DC de 6. Buradan AD'yi nasıl bulabiliriz? Bir kere bu çok klasik bir eşlik modelidir. Karede karşımıza gelecek arkadaşlar. Özseğime de ilk kere sormuştu bundan. Bakın şöyle bir eşlik modeli. Neden eşlik? 90'lar biraz fazla olduğunda alfa beta 90'ı kullanırım ben. Böylece alfa beta 90'ı kullanınca 90'ların karşısı da aynı olduğundan eş üçgen olur. Bundan dolayı artık şunu söyleyebilirim. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Gördünüz mü? Eş üçgen geldi bu ikisi. Haliyle arkadaşlar buradan durum nedir? Alfa'nın karşısı 6 ise alfa'nın karşısı BE yine 6. Sonra beta'nın karşısı dikkat BD yani 8. O zaman beta'nın karşısı eş üçgenden 8. Pisagor 64 artı 4 kare kökünü alırsak kök 68 yani 2 kök 17 arkadaşlar. Evet ÖSYM'nin sorduğu bir soru modeline benziyor bu ee, sınavda sormuştu. Harflendirmeler bizim için değerli arkadaşlar ve bildiklerimizi ortaya dökmemiz gerekiyor. Bu soruda biraz öyle bir soru olacak. Şimdi. Burada arkadaşlar bir kere şöyle bir şey diyebilirim. Buraya A desem. Buraya A desem. Hocam bir sürü harfi oldu. Tamam biz yok. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. O zaman standart yapmam gereken benzerliği yapacağım. A'nın B'ye oranı 2'nin ikisi oranına eşittir kelebekten. Doğru mu? Sonra aynı şekilde A'nın e, B'ye oranı büyük üçgende 5'in 7 artı x oranına eşit değil mi? Bu da böyle arkadaşlar. Şu üçgenden bahsediyorum. Haliyle a'nın b'ye oranı ikisine de eşit olduğu için 14 artı 2x eşittir 5x. Buradan da x eşittir 14 bölü 3 gelmiş oldu. Güzel bir soru. Dediğim gibi sınavda da ÖSYM'e sormuştu. Standart sorular bizim için çok değerli. Çünkü arkadaşlar bunlarla sistemi kuracağız. Ve gerçekten bizim için ee, önemli yorumları da buralardan kazanacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim 12. soruya. 12. soruda 90 var, 45 var. Tabii ki burada ne gelecek? Belki çözen arkadaşlarımız zaten vardır. Dış açı ortay. Şimdi 45 derece orada özel bir durum, evet. Ancak 45-45-90'dan ziyade burada 45-45 dış açı ortayını kullanacağım. Bak böyle. Dış açı da hatırlayalım. Dış açı bittiği yerin kenarın bittiği yere kadar olan uzaklığı x. Sonra dış açı ortayın, burada ikinci kenara olan uzaklığına y diyelim. x'in y'ye oranı 1'in 2'ye oranına eşitti arkadaşlar. Kenarların oranı burada bu şekilde küçük uzaklığın büyük uzaklığına oranına eşitti. O zaman y buradan 2x olur. DC'de x gelir. 1, 2, Pisagor'dan x de kök 5 oldu. Bu şekilde bir dış açı ortayı da hatırlamış olalım. Burada arkadaşlar iki sayfayı yaraladım. İsterseniz durayım. Ee, devam edelim sonra arkadaşlar. Çünkü 3. ve 4. da birlikte toplam 24 soru olacak. Geometri 22 soru olacak. Geometride biraz devreler yanabiliyor sizde. 12 soru ideal. Bir üzerine de 10 soru çözeyim. Böylece olayı kapatalım. Daha çok tekrarımız var merak etmeyin. Onar onar gitmeye çalışalım. Görüşürüz ikinci videoda. Lütfen onu da izleyin.